Merhaba değerli arkadaşlarım. İndeks Akademi stüdyolarından hepinize selamlar, sevgiler. Ben niye mi karşınızdayım? Sürekli sorular gelmekteydi bana. Hocam tarih dersine nasıl çalışmalıyım? Neler yapabilirim? Tekrar yapıyorum yapıyorum aklımda kalmıyor. Ben nerede hata yapıyorum? Neler yaparak bunları düzeltebilirim? Ben Instagram'dan canlı yayınlarda, YouTube'da da kesit kesit konuların içinde bunlarla ilgili bilgiler vermiştim. Ama dedim ki arkadaşlarım madem bu kadar çok talepte bulunuyor, ben de daha detaylı bir şekilde bunları güzelce bir analiz edeyim. Şimdi bakın kendimce maddeler oluşturdum ve bunlar üzerinden sizlere bilgileri vereceğim. Şimdi bakın öncelikle nasıl çalışmalıyımdan önce kimi dinlemeliyim onu bilmeniz lazım. Bakın YouTube'da birçok değerli öğretmen arkadaşımız var. Herkesin farklı bir tarzı var ve herkes farklı bir şekilde tarih dersini anlatmakta. Bu işi bilen sadece ben değilim. Bakın sana kim hitap ediyorsa onu dinleyeceksin. İlla beni dinle demiyorum ben sana. Ama beni dinliyorsan bana müsaade edeceksin ve ben birkaç videoda sana güzelce temel atacağım. Ondan sonra gidip hangi hocayı dinlemek istiyorsan yine ondan devam edebilirsin. Şimdi bazı arkadaşlarımız var olayı çorbaya dönüştürüyor. Bir oradan dinliyor, bir oradan dinliyor, bir oradan dinliyor, bir oradan dinliyor. Sonra diyor ki ben hepsini birbirine karıştırdım. Bakın ben kendimce ne yapıyorum? Birbirine yakın olan kavramları peş peşe veriyorum ki öğrencinin aklında daha fazla kalsın. Ama başka bir hoca benim gibi anlatmak zorunda değil, ben de onun gibi anlatmak zorunda değilim. Herkesin farklı bir tarzı var. Öncelikle dediğim gibi sana kimin hitap ettiğini düşünüyorsan o öğretmen arkadaşımızı dinleyeceksin. Peki yine gelen sorulardan biri arkadaşlarım üzülerek bunu söylüyorum. Açıklama yapıyorum. Hani bu videoyu ne için çektiğimi belirtiyorum. Onun altına videolarda açıkladığım şeyleri yine bazı adaylar bize yazıyor. Lütfen bu videoyu sonuna kadar dinleyin. Olur mu? Bakın KPSS'de lisans, ön lisans, orta öğretim fark etmiyor. Konular aynı, üniteler aynı, sorular da hemen hemen aynı tarzda geliyor. Yani bu videoları, benim yayınladığım videoları arkadaşlarım orta öğretim de izleyebilir. Ön lisanstan sınava girecek bir aday da izleyebilir. Lisanstan sınava girecek aday da izleyebilir. Peki, videolarınız hocam güncel mi? Arkadaşlarım ben bu videoları 6-7 ay önce çekmiştim. YouTube'da toplamda 79 tane videomuz var. 2023 sınavı da doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Çok şükür vermediğimiz bir tane bilgi yok. Ve bu noktada ben de 2024 için yeniden video çekimi yapmadım. Yani çekmek için video çekmek istemedim arkadaşlarım. Ha süreç içerisinde ekstra bilgi eklemeleri şunlar bunlar olur. Onları da zaten sizlere duyururuz. Arkadaşlarım buraya şunu ekleyelim, buraya şunu verelim şeklinde o tarzda videolar çekeriz. Peki. Videolarımızın tamamen güncel olduğunu da belirttik. Şimdi videoyu izlemeye başladığında birinci videoda durdur demişim şekillere haritalara bak. Artık videolara başladın mı? Videoları izliyorsun ve bakın birinci videoda ne yapıyorsun? Belirli yerlerde durduruyorsun. Şekillere bakıyorsun. Ya bu hoca burada ne demek istemiş? Bak evet bak bunu böyle yapmış bunu böyle yapmış. O şekillerin içine bir gömül. Bak. Nerede neyin bağlantısını kurmuş onları bir adam akıllı özümsemeye çalışın. Haritalara falan bakın. Zaten ben diyorum bir öğrencinin bir adayın tarihte başarısız olmasındaki en önemli etkenlerden biri de nedir? Harita bilgisi noksanlığıdır. Öğrenciye diyorum ki bak beylik kuruldu yer eşleştirme sorusu çok çıkıyor. E hocam benim harita bilgim yok. E niye çalışmıyorsun? Çoğunuz Türkiye'deki illerin yerini bilmiyorsunuz ki. Hani beylik kurulduğu yer eşleştirme sorusunu da yapabilirsiniz. Bakın ben videolarımda bunların hepsini tek tek çiziyorum. Ve lütfen sizler de biraz zahmet gösterip o konfor alanınızdan çıkıp güzelce haritalar çizin. Onları o beylikleri oralara yerleştirin. Bu sadece bir örnek. Peki bakın videolarda yerel ağızla şifrelemeler veriyorum. Şimdi bakın buraya da yazmışım. Benim ders notlarım var. Videolarla birebir uyumlu. Hocam ders notlarınızı almak zorunda mıyız? Kimse almak zorunda değil. Ben illa alın demiyorum. Ama ders notları elinizde olursa daha planlı, programlı gidebilirsiniz. Ben zaten tahtaya yazdıklarımla ders notları birebir uyumlu. Satır atlamıyorum arkadaşlarım. Bakın, satır atlamıyorum. Ama elinde ders notu varsa video ile paralel olduğu için daha hızlı ilerleyebilirsin.
daha seri ilerleyebilirsin. Yazmakla vakit kaybetmemiş olursun. Bak, yazmakla vakit kaybetmemiş olursun. Şimdi ne diyorum? Yerel ağızla şifrelemeler veriyorum. Video ders notun varsa onun üzerine yaz. Ama video ders notun yoksa, kendi tuttuğun notlar varsa, o yerel şifrelemeleri yine oraya not et. Tekrar ettiğin zaman onlar gözünde canlansın. Mesela örnek vereyim. Ben kitaba hani şimdi söyleyeceğimi nasıl yazayım arkadaşlarım? Diyorum ki Uygurlardaki kağıt paraya çav denilir. Bakın diyorum, kağıt para madeni paradan değerlidir günümüzde diyorum. E diyorum, çok para da başa beladır. O yüzden diyorum, nasıl aklımızda kalsın? Diyorum ki çav bella, çav bella, çav bella, çav çav çav, para başa bela, çav bela, çav bela. E ben bunu kitaba yazamam ki güzel kardeşim. Yazamam. Yazamam. Peki. Aynı nottan sürekli çalıştığında verim daha yüksek olur. Bak, bu da önemli bir nokta. Şimdi üniversitede sınavlara hazırlandığınız zamanları düşünün arkadaşlarım. Öğretmenler sizlere not verdi. Dedi ki bu notlardan çalışacaksınız. Sorduğu soruya bakıyorsunuz. Aa evet, bu 4 kavram sağ üst köşedeydi. Bu 2 kavram sol üst köşedeydi. Bu 1 kavram başka sayfadaydı. O zaman cevap budur. Öyle dediğiniz olmadı mı arkadaşlarım? Tabii ki oldu. Biz de zamanında sizin geçirdiğiniz evreleri geçirdik. Peki. Yani görsel hafıza bu noktada bayağı öğrenmede etkilidir. Birinci videoyu bitirdin. Öğrendiklerini içinden tekrar edeceksin. Evet, Asya Hunlarında şu kavramlar vardı. Evet, Göktürklerde bu kavramlar vardı. Odan içinde dolaş, içinden tekrar et. 30 dakika mı bir video veya 40 dakika mı? Bunun 10 dakikasını izleyip ara verme. Kalkma o masadan, kalkma. Konfor alanından yani... Uzaklaş, biraz kendini derse tam anlamıyla ver. Konfor alanından uzaklaşmadığın müddetçe başarıyı tam anlamıyla elde edemezsin. Adam akıllı asılman lazım. Zaten 30-40 dakikalık video. 10 dakika ara verip gidip, 10 dakika ara vereyim diyorsun. Gidip 20 dakika, yarım saat, 40 dakika oyalanıyorsun. Yapma öyle güzel kardeşim. Bütün halinde o videoyu bitir. Peki, videolarda soru sorulduğunda dur ve yorum yap. Mesela ben diyorum ki videomda, peki o zaman diyorum, kavimler göçünün sonuçları arasında neler yer alır? Dur orada. De ki aa evet, bu olur, şu olur, bu olur. Sonra kendi dediklerinle videoyu tekrar başlat kaldığı yerden. Bak, benim dediklerim ne kadar uyuşuyor. Bak, böyle daha zevkli olacak. İnanın, böyle daha planlı programlı gitmiş olacaksınız. Peki, konuyu şablon olarak öğren, sonra ekstra bilgi ekle. Bak. Çoğunuz ne yapıyorsunuz? Bir üniteye başladığınız zaman ıcığını vıcığını hemen bir defada öğrenmeye çalışıyorsunuz. Öğrenemezsiniz. Niye? Yıllardır tarih dersinden ayrı kaldınız. Veya tarihi hep ezber bir ders olarak gördünüz. Bakın, videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler, ben olayın mantığını veririm. Hocam, tarihte hiç ezber yok mu? Var. Bakın, mantığını veririm. Genel bir şablonda dersi anlatırım. Sonra üzerine eklemeler yaparım. Yani bütünden parçaya giderim. E şimdi sen o bütünü genel anlamıyla bildiğin zaman yorum sorularını da rahatlıkla yapabiliyorsun. Aa evet diyorsun, bak bu dönemde böyle özellik olmaz, şu dönemde böyle özellik olmaz diyorsun. Bak, o yüzden arkadaşlarım, önce konuyu şablon olarak öğrenme, sonra parçalarda detayları eklemekle ilgilenebiliriz. Peki, izlediğin videoyu gece yatmadan önce yine tekrar et. Bakın, gece zihin uyarıcılara kapalıdır. Son edindiğim bilgiler daha çok akılda kalır. Ama ben biliyorum. Etrafımda da görüyorum. Zaten şu anda Türkiye'de halkın %90'ı telefon müptelası olmuş durumda. Gece yatmadan önce millet yatağın içinde de sürekli telefona bakıyor. Yapmıyor musunuz? Bak, içinizde gülenler var. Ben biliyorum, hissediyorum bunu şu an. Mesela bakıyorsun. Üniversiteden arkadaşın Ayşe, Mehmet, Ali, Fatma. Bakıyorsun, aa bu bununla mı evlenmiş? Aa bu salak çocuğu nereden bulmuş? Aa şu şunla ne yapmış? Bak, onlara bakıyorsun, bir saat, bir buçuk saatte öyle geçiyor. Ben sana hiç cep telefonuna bakma demiyorum. Bak, telefonuna bak ama yatmadan önce bakma. Çünkü gündüz o kadar ders çalıştın, emek verdin. Sen yatmadan önce öyle bir şeylere baktığın zaman zihnin iyice allak bullak oluyor. Bak, yatmadan iki saat önce telefonuna bak. Sonra yatağına girdiğin zaman, benim hala evimde vardır mesela, bir lambam var yatağımın yanında. Bir şeyler okurum, öyle yatarım. Siz de öyle yaptığınız zaman, onun üzerine uyuduğunuz zaman son edinilen bilgiler de daha çok akılda kalıyor. Ve emin olun, gece rüyanıza bile tarihi kahramanlar gelebilir.
Hani bu doğrultuda kalıcı öğrenmeyi sağlayabilirsiniz. Dediğimi yapın, emin olun daha çok şey aklınızda kalacak. Peki izlediğin videoyu gece yatmadan önce tekrar et dedim. Tekrarı yazarak yapıyorsan her şeyi yazıp vakit kaybetme. Bak, bazı arkadaşlarım var, görüyorum örgün eğitimde de dershanede, yani derse girdiğim kurumda görüyorum öğrencilerden. Tekrar yapıyor, her şeyi yazıyor. Bildiğin şeyi niye yazıp vakit kaybediyorsun arkadaşım? Bak, bildiğin şeyi tekrar yazma. Bildiğin şeyi tekrar yazarak bir şey elde edemezsin. Mesela biliyorum, öğrenci yazmış. Asya Hunlarında işte bilinen ilk hükümdar Teoman. Ya ilkokuldan beri bunu biliyorsun. Güzel kardeşim, yazma bunları, yazma. Asya Hunlarında en çok zorlandığın kavramları yaz. En çok zorlandığın kavramları yazarsan o kavramlardan soru geldiği zaman yapabilme olasılığın daha yüksek olur. Sen gidip boşu boşuna Teoman'la Metan işte en parlak dönemi yaşattı. Böyle bunları yazmakla vakit kaybetme. Peki bak, burada örnek verdim. Etra ve burdayı alabiliyoruz değil mi direkt? Evet. Bak şimdi mesela kendinizce küçük bir kağıda şu şekilde yazabilirsiniz. Mesela İslamiyet öncesi Türklerde Asya Hunları, Avrupa Hunları, 1. Göktürk, 2. Göktürkleri bitirdiniz değil mi? Mesela ben kendim ders notlarında çıkabilecek her kavram kırmızı puntoludur. Emin olun 7 günümü verdim onları kırmızı puntolu yapabilmek için. Hep çıkabilecek kavramlar kırmızı puntolu. Asya Hunları'nı mı bitirdin? Ders notun elinde Asya Hunları'na bakıyorsun. Aa evet, kırmızı puntolular neler? Bunlar. Ben bunlardan hangilerini biliyorum, hangilerini bilmiyorum. Onlar üzerinde yoğunlaştığın zaman direkt hedefe ilerlemiş olursun. Hocam ders notum yok. Arkadaşlarım ben videolarda zaten bakın burada şu çok önemli diyorum. Sen de orada onları notlarında kutucuk içine almış olursun. Aynı şey. Tamam mı? Bakın örnek veriyorum. Asya Hunları'nda. Bak Teoman bilinen ilk hükümdarı. Asya Hunları ile Çin arasında yapılan Kuzey Şanlısı Anlaşması Türklerle Çin arasında yapılan ilk anlaşma olarak kabul ediliyor. Mesela Metan en parlak dönemi yaşatmış. Metan ıslıklı oku bulmuş. Bak kısaltma yapmış. Metan Orta Asya Türk siyasi birliğini sağlamış değil mi? Bak burada en çok dikkat çeken Tanhu veya Şanyu. Bence burada çıkabilirliği de çok yüksek bir şey. Şöyle Tanhu ve Şanyu neydi? Teoman'la birlikte Asya Hunları'nda kullanılmaya başlanan büyüklük ve genişlik anlamına gelen ünvandı değil mi? Aa evet, ben bunda zorlanıyorum. Sonra bak ne yapıyorsun? Ayrı bir kağıda Asya Hun diyorsun. Zorlandığın kavram ne? Tanhu veya Şanyu. Bu ne yazdın? Avrupa Hunları'na geldin. En çok zorlandığın kavram ne? İşte atıyorum Margus Anatolius Anlaşmaları. Bunları yazdın. Bakın böyle tek tek ben bunları grupladım. Siz de böyle yaparsanız kalıcı öğrenmeyi sağlamış olursunuz. Peki ne yapmışım buraya arkadaşlar? Stratejik çalış. Bak stratejik çalış derken çok soru çıkan yere daha fazla ağırlık ver. Bak İslamiyet öncesi Türk tarihinden bir soru çıkar. Türk İslam'dan bir soru, Türkiye tarihinden bir soru çıkar. Ama mesela bir Osmanlı kültür uygarlığından en az 3 soru çıkar. Şimdi diyelim ki Temmuz ayında sınav var. Haziran ayında öğrenci beni örgün eğitimde de dershanede gördüğünde diyor ki hocam diyor Asya Hunlarına hatmettim. İşte İslamiyet öncesi Türklere hatmettim. Ya ne yapayım? Bir tane soru çıkıyor. Sen artık sona yaklaşmışsın. Çok soru çıkan yerlere daha fazla önem vereceksin. İlk üniteleri hiç tekrar etme demiyorum. Hiç onlara çalışma demiyorum. Bak daha çok çıkan yerlere ağırlık ver. Vakit kaldığında dön onlara bak. İşte bu şekilde stratejik çalışma yaparsanız daha yüksek netleriniz olmuş olur. Peki soru çözümü. Arkadaşlarım bildiğiniz üzere KPSS sınavında yorum sorusu var. Direkt bilgi sorusu var. Ama bakın şurayı çok önemserim. Bilgi artı yorum soruları var. Sana şöyle bir paragraf verilmiş. Sen diyorsun ki bu tamamen yorum sorusu. O paragrafın içinde kavramlar var. Sen o kavramların anlamını bilmiyorsan yorumlayamıyorsun güzel kardeşim. Yorumlayamıyorsun. Yani onlar bilgi artı yorum soruları. Bakın bilgi artı yorum soruları. Bir de son 2 yıldır görselli sorular var. Sana bir görsel veriyor. İşte son sınavda neydi? Salvador Dali'nin tablosunu vermişti. Güncel bilgilerde sormuştu değil mi? Demiş ki yukarıdaki tablo işte kime mi aittir? O şekilde bir soru. Yani onun tablosu olmadığı zaman da sen o soruyu yapabilirsin zaten. Yani bu doğrultuda ÖSYM biraz soru tarzını değiştirmiş gibi görünse de arkadaşlarım aslında çalışan için hiçbir şey fark etmiyor.
Peki hocam kaç kaynaktan soru çözmeliyim? Bak böyle de çok soru geliyor. Genelde arkadaşlarım 3 kaynaktan soru çözülmesi önerilir. Ama nasıl? Mesela bana ait soru bankasından soru çözüyorsun. Arkadaşım bana ait soru bankasında tüm seçeneklerin çözümü yapılmıştır. Ve sizler ne yapıyorsunuz? Doğru çözdüğünüz soruda çözümü okumuyorsunuz. Ama ben oraya uyarılar, notlar da yazdım arkadaşlarım. Bakın dedim, bunun bir benzeri soru ön lisans sınavında, şunun bir benzeri soru işte hakimlik sınavında çıktı. Bakın bunu da sorabilirler, şuna da dikkat edin şeklinde orada uyarılarda bulundum. Ben B'yi sormuşum, çözümünü açıkladığım C'yi sorabilir. Amaç zaten o soru bankalarında tüm seçenekleri açıklamaktaki temel şey ne? Öğrencinin, adayın hani o soru bankasını çözerken yine bir tekrar yapmasını sağlamış olmak. Bak yine bir tekrara sizi yönlendirmeye çalıştım kendime ait soru bankasında. Mesela örnek veriyorum. Bana ait soru bankasını çözmeye başladınız değil mi? Geldiniz mesela 4. üniteye. 4. üniteye kadar benim soru bankamdan gittiniz. Ama 4. üniteden 5. üniteye geçerken başka bir soru bankasından 1. ünitenin sorularını çözebilirsiniz. Bakın. Niye? Çünkü 5. üniteye kadar gelmişsin, artık 1. üniteyi unutmaya başladın. O unutmayı azaltmak için ne yapıyorsun? Hemen 2. kaynaktan 1. üniteyle ilgili sorulara başlıyorsun. Yani benim kaynağımdan 6. üniteye geçtiğinde, onun sorularını çözdüğünde o zaman 2. kaynaktan da 2. ünitenin sorularını çözüyorsun. Mesela geldin benim kaynağımda 10. üniteye. Bu sefer başka bir kaynaktan, 2. kaynaktan bu sefer ne oldu? İşte 4. üniteye geldin. 3. kaynaktan da bu sefer 1. ünitenin sorularını çözeceksin. Yani bu şekilde ilerlediğiniz zaman unutmayı da mümkün olduğunca engellemiş olursunuz arkadaşlar. Peki buraya başka ne yazmışım? Müzikle soru çözme. Arkadaşlarım geometri, matematik gibi dersleri kulağında kulaklıkla falan çözebilirsin. Ama tarih bence öyle bir ders değil. Tamam bireysel farklılıklarımız var ama bana göre tarih müzikle hani soruların çözüleceği bir ders değil arkadaşlarım. Beyniniz şeffaf olmalı, dinamik olmalısınız, kafanız başka yere gitmemeli. O noktada direkt ağırlığı oraya vermeniz gerektiğinden sözel derslerde müzikle soru çözmesini kimseye önermiyorum. Peki, soruların çözümlerini dikkatli oku, bir tekrarda bu şekilde yap. Zaten onu açıkladım. Çıkmış sorulara bak, ÖSYM'nin mantığını kavra. Bak bizim soru bankalarımız da zaten çıkmış sınav soruları doğrultusunda sorulardan oluşmaktadır. Çıkmış sınav sorularına da baktığın zaman ÖSYM uzaydan sana soru getirmiyor. Tamam 3-4 tane ağır soru oluyor KPSS sınavlarında da. Hani normalde yine iyi çalışan bir öğrenci 23-24 neti yapabilir rahatlıkla. Şöyle söyleyeyim arkadaşlarım, temel bazı kavramlar vardır. Mesela bak ben buraya yazmışım, posta teşkilatı, ıslahatlar, genelgeler, kongreler. Hocam ne demek istiyorsunuz? Arkadaşım bak ÖSYM mantığını kavramak dediğim şu şekilde. Posta teşkilatı nedir? Merkezdeki haberler taşraya iletilmesinde etkili olan bir teşkilattır değil mi? Ben merkezde bulunan padişahım veya hükümdarım, merkezde uyguladığım kararların taşraya da gitmesini istiyorum. Bunu neyle yapacağım? Posta teşkilatıyla. O zaman bir devlette posta teşkilatı varsa bu merkezi yönetime önem verildiğinin göstergesi değil midir? Evet. Bak, merkezi yönetime önem verildiğinin göstergesidir. Mesela örnek bir bilgi vereyim. Tarihte ilk kez posta teşkilatını kuranlar Perslerdir. Yıllar önce üniversite hazırlık sınavında sorulmuş. Buna göre Persler neye önem vermiştir demiş. Cevap merkezi yönetime. Aradan 2-3 yıl geçmiş, yine başka bir sınavda soru sorulmuş. Demiş ki Karahanlılar döneminde teşkilatlı posta örgütü oluşturulmuştur. Buna göre Karahanlılar aşağıdakilerden hangisine önem vermiştir? Cevap merkezi yönetim. Aradan birkaç yıl geçmiş, bir daha bunu Osmanlı'ya uyarlamış. Demiş ki Osmanlı Padişahı 2. Mahmut'un aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi merkezi yönetime önem verdiğinin göstergesidir? Cevap posta teşkilatını kurması. Yani bu kavramları bildiğimiz zaman o yorum sorularını da rahatlıkla yapabiliyoruz. Mesela genelgeler, kongreler, ıslahatlar. Arkadaşlarım bunların maddeleri belli değil mi? Evet, ben buna yeni bir madde ekleyebilir miyim? Hayır. Ama sözel bir dersten sınava girdiğiniz için aynı anlama gelen farklı cümleler koyup onu seçeneklere yerleştiriyorlar. Mesela örnek. Şimdi söyleyeceklerimin hepsi çıkmış sınav sorusudur. Biliyorsunuz Amasya Genelgesi'nden sonra Mustafa Kemal askerlik görevinden istifa etmiyor mu? Evet. Erzurum Kongresi'ne sivil olarak katılmıyor mu? Evet.
Çıkmış sınav sorusu, Mustafa Kemal hangi gelişme sonrasında askerlik görevinden istifa etmiştir? Cevap Amasya Genelgesi. Hangi gelişme öncesinde askerlik görevinden istifa etmiştir? Cevap Erzurum Kongresi. Ardından Mustafa Kemal'in sineyi millete bir ferdi mücahit olarak geri dönüşü hangi gelişme sonrasındadır? Amasya Genelgesi. Hangi gelişmenin hazırlıkları sürecindedir? Erzurum Kongresi. Sineyi millete bir ferdi mücahit olarak geri dönmek nedir? Sivil halkın içine, sivil halktan bir fert olarak dönmektir. Bak, değiştirip değiştirip soruyor. Sen yeter ki mantığı kavra. Mantığı kavradığın zaman nereden soru gelse onunla ilgili yaparsın. Yani ÖSYM'nin bu temel kullandığı kavramlara dikkat ettiğin zaman zaten arkadaşlarım, zor da bir şey değil, at da deve de değil. Senden öncekiler nasıl yaptı? Sen de düzenli planlı bir çalışmayla bunu halledebilirsin. Hatta ben bir kamp programı ayarlamıştım. Instagram'dan da bunu paylaşmıştım. Ben birazdan onunla ilgili de bilgi verip videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Bakın, tarih, video ve soru çözüm kampı şeklinde ben güzel bir şekilde sizler için post hazırladım. Instagram'dan da ben bunu paylaştım. Instagram'da sabitlenmiş gönderi olarak ilk sayfada bulunmakta arkadaşlarım. Oradan ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Bakın burada neler yaptım. Hangi üniteden ne kadar soru çıkıyor? Hangi videoları izlememiz lazım? Soru bankasından hangi testleri çözmemiz lazım? Tabii bunu kendi kaynaklarıma göre ayarladım. Siz bunu başka kaynaklara göre de ayarlayabilirsiniz. Bakın, toplamda 79 tane videom var YouTube'da. Günde bir tane video izlerseniz 79 günde biter. Günde 2 video izlerseniz arkadaşlarım ne olur? 39-40 günde biter. 3 video izlerseniz farklı olur. Hani bireysel farklılıklarımız var ya, ben illa şu gün şu videolar bitsin şeklinde söylemiyorum. Sizler belirli yaşa gelmiş insanlarsınız. Bunu kendinizce ayarlayabilirsiniz diye öyle bir zorunluluk koymuyorum. Bakın, İslamiyet öncesi Türk tarihi. Sınavda genelde bu üniteden bir tane mi soru çıkıyor? Evet. Peki biz hangi videoları izleyeceğiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. videoları izleyeceğiz. Soru bankasından hangi testleri çözeceğiz? 1, 2, 3, 4, 5. testleri çözeceğiz. Bakın, Türk İslam tarihi. Genelde bir soru mu çıkıyor? Evet. Peki hangi videoları izleyeceğiz? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. videoları izleyeceğiz. Ve soru bankasından 6, 7, 8, 9, 10. testleri çözeceğiz. Bakın, Türkiye tarihi. Genelde bir tane soru mu çıkıyor? Evet. 13, 14, 15. videolar bu üniteyle ilgili ve 11, 12, 13, 14. testleri de yine soru bankasından çözümlüyoruz. Peki, dikkat ederseniz Osmanlı öncesi dönemden ÖSYM 3 soru soracağız demiş. Ve bakın, 3 sorunun çıktığı yerde bura. Üniteler uzun ama soru sayısı az. Ama bir soruyla bile kaç bin kişinin önüne geçebiliyorsunuz, değil mi? O yüzden burada temeli güzelce oluşturup ondan sonra Osmanlı tarihine geçiyorsunuz. Bakın, Osmanlı tarihinden toplam 9 soru çıkmakta. Peki ben Osmanlı tarihini anlatırken videolarda da öyle yaptık zaten. Önce kültür uygarlığı kısmını anlattım. Neden? Kültür uygarlığı öğrenci öğrendikten sonra, içindeki kavramları bildikten sonra siyasi tarihe de bunu monte ettiğimiz zaman bilgi daha kalıcı oluyor. Peki Osmanlı kültür uygarlığı, bakın en az 3 soru çıkmış, bazı yıllar 4-5 soru çıkmış. Ve Osmanlı kültür uygarlığı en uzun ünite arkadaşlarım. Bakın, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, yani 16'dan 24 dahil o videolar arkadaşlarım kültür uygarlık videoları. Ve soru bankasında da ben ne yaptım? Hangi üniteden daha fazla soru çıkıyorsa onunla ilgili test sayısı da fazla. Ve bakın, toplam 9 tane test var. Bakın, 15'ten 23 dahil bu testler Osmanlı kültür uygarlığı ile alakalı. Peki Osmanlı kuruluş dönemi. Her sene soru sorulmuyor. Sorulunca bir soru demişim. Bakın, şöyle, Osmanlı yükselme döneminden soru sorulunca kuruluştan ÖSYM sormuyor. Kuruluştan sorunca genelde yükselmeden sormuyor. Yani kendisince böyle bir oranlıyor. Kuruluş dönemiyle ilgili videolarımız 25 ve 26. videolar. Soru bankasından çözülecek testler 24, 25, 26. Peki Osmanlı yükselme dönemi, dediğimiz gibi her sene sorulmuyor. Sorulunca bir soru. 27, 28, 29. videolar bununla ilgili. 27, 28, 29, 30. testler yine Osmanlı yükselme dönemiyle alakalı. Osmanlı duraklama dönemi, yani 17. yüzyılda Osmanlı. Arkadaşlarım, buraya baktığımız zaman bakın, duraklama döneminden her sene soru sorulmuyor. Sorulunca bir soru. 30 ve 31 nolu videolar bu üniteyle ilgili. 31, 32, 33. testler bununla ilgili.
Peki 18. yüzyılda Osmanlı, yani Osmanlı gerileme dönemi, genelde bir soru çıkmakta. Bakın 32-33. Videolar bununla ilgili, 34-35-36-37. Testler yine çözülmesi gereken bu üniteyle ilgili testler. Osmanlı dağılma dönemi. Bakın Osmanlı kültür uygarlığından sonra Osmanlı'dan en fazla sorunun çıktığı yer dağılma dönemi. Yani 19. yüzyılda Osmanlı. Bakın 2 soru banko çıkıyor, bazı yıllar 3 soru çıkıyor ve ıslahatlar burada çok önemli. Özellikle Tanzimat, ıslahat, 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet, bunlarla ilgili soru çok çıkmakta. Peki hangi videolarda biz bu üniteyi anlatıyoruz? 34'ten 40 dahil arkadaşlarım, buraya kadar videolar Osmanlı dağılma dönemiyle ilgili. 38'den 44 dahil testler de arkadaşlarım yine bu üniteyle alakalı. Peki İnkılap tarihi. İnkılap tarihinden toplamda 12 soru çıkıyor ve bakın İnkılap tarihi, şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlarım İnkılap tarihi 40 yıllık süreç aktarılıyor. Osmanlı tarihinden 600 yıllık süreç. 600 yıllık süreçten 9 soru çıkıyor ve 40 yıllık 45 yıllık süreçten 12 soru çıkıyor. O zaman kelime oyununu ÖSYM en çok İnkılap tarihinde yapmaz mı? Evet, bak kelime oyununu ÖSYM en çok İnkılap tarihinde yapıyor. Peki Atatürk'ün hayatı ile ilgili. Bakın her sene soru sorulmuyor. Sorulunca bir soru ve 41. videomuz onunla ilgili. Atatürk'ün hayatı ile ilgili testlerimiz de soru bankasından 45 ve 46 nolu testler. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı, yani Trablusgarp-Balkan savaşlarından bahsediyoruz. Genelde bir soru çıkıyor. 42. video bununla ilgili. 47, 48, 49. testler de yine bu ünitemizle ilgili. 1. Dünya Savaşı ve sonuçları. Banko 2 sorusu çıkıyor. Bazı yıllar 3 soru da çıktı olmuş. 43, 44, 45, 46. videolar bununla ilgili. Ve 50'den 55 dahil olmak üzere testlerimiz de yine bu üniteyle ilgili. Peki Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi. 2 ya da 3 soru çıkmakta. Bakın 47'den 50'ye kadar olan videolar bununla ilgili. 56 ile 60'a kadar olan testler yine bununla ilgili. 1. TBMM dönemi, genelde bir tane soru çıkıyor. 51 ve 52. videolar bununla ilgili arkadaşlarım. Bakın 1. TBMM ve Kurtuluş Savaşı cepheler dönemi testlerini ben birleştirdim. 61'den 69'a kadar olanlar hep bunlarla ilgilidir arkadaşlarım. Kurtuluş Savaşı cepheler döneminden genelde 2 ya da 3 soru çıkar. 53'ten 57'ye kadar olan videolar bu üniteyle ilgili. Atatürk dönemi iç politika, her sene soru sorulmuyor. Sorulunca bir soru arkadaşlarım. 58 ve 59. videolar bununla ilgili. 70'den 76'ya kadar olan testler de yine bununla ilgili. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Atatürk inkılapları ile iç politika testleri iç içedir. Çünkü inkılaplarla iç politika zaten birbirine girmiş durumda arkadaşlarım. O yüzden mesela Atatürk inkılapları ile ilgili burada test görünmüyor ama 70'den 76'ya kadar olan testler burada zaten inkılaplarla da ilgili testlerdir. 2 soru iç politikadır, 10 soru inkılaplarla ilgili sorulardır. Onları birleştirip o şekilde testleri hazırlamıştım. Hani orası hocam niye boş demeyin diye açıklama yaptım. Atatürk ilkeleri, her sene banko bir soru var. 60. video onunla ilgili. 77 ve 78. testler yine bu üniteyle ilgili. Atatürk inkılaplarından 2 soru banko, bazı yıllar 3 soru geliyor. 61, 62, 63. videolar bu üniteyle ilgili. Ve dediğim gibi 70'den 76'ya kadar olan testlerde aynı zamanda inkılap soruları da yer almaktadır. İnkılaplar ile ilgili sorular da yer almaktadır. Peki Atatürk dönemi dış politika, genelde bir soru çıkar. 64 ve 65. videolar bununla ilgili ve 79'dan 82'ye kadar testler de yine bununla ilgili. Ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Arkadaşlarım Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi'nden 3 soru çıkmakta. Ve bakın şuraya bir not yazmışım. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi'nde Türkiye'yi ilgilendiren yerler kesinlikle bilinmelidir. Genelde Türkiye'nin ağırlıklı sorular çıkmakta. Mesela 1929 Dünya Ekonomik Krizi var değil mi ilk ünitede? Arkadaşlarım orada mesela 1929 ekonomik krizine karşı Türkiye'de ne tür önlemler alındı? Bak bunu bileceksin. İkinci ünitede 2. Dünya Savaşı ile ilgili işte savaş sırasında Türkiye ne yaptı? Hangi politikaları benimsedi? Başımızda kim vardı? Bunlarla ilgili bilgileri de bilmek zorundasınız. Çünkü genelde sorular oralarda yoğunlaşmış durumda. Bakın. İki küresel savaş arasında dünya. Bu ünite 66 ve 67. videolarda anlatılmakta. 83, 84, 85. Testler bununla ilgili. Bir de dikkat ederseniz Çağdaş'ta ünite bölümlemesi yapılmamıştır çoğu soru bankasında. Ben soru bankasında hepsini tek tek bölümledim arkadaşlarım. Yani ilk testte bazı kaynaklarda
İşte birinci üniteyle ilgili de soru var, beşinci üniteyle ilgili de soru var. Bizde öyle değil arkadaşlarım. Her soru kendi ünitesiyle ilgili sorulardır. Ona da dikkat edin. Peki, İkinci Dünya Savaşı 68-69. Videolar, 86'dan 89 dahil testler o üniteyle ilgili. Soğuk Savaş dönemi 70-71-72. Videolar ve 90'dan 93'e kadar olan testler bu üniteyle ilgili. Yumuşama dönemi arkadaşlarım 73-74-75-76 videoları izliyorsunuz. 94-95-96. Testler de yine bununla ilgili. Ve küreselleşen dünya 77-78-79. Videolar ve 97'den 100. teste kadar da nedir arkadaşlarım? Bu üniteyle ilgili soruları içinde barındırmaktadır. Zaten soru bankamızda da 100 tane test, 1580 tane çözümlü soru bulunmakta ve çözümler tek tek tüm seçenekler açıklanmıştır. Orada da amaç yine nedir? Sizlere yeniden bir konu tekrarı yapabilmeyi sağlamaktır arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım verimli bir çalışma olmuştur. Bakın, dediklerime harfiyen uyun, emin olun başarınız artacaktır. Memleketlerinize selamlar, sevgiler. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.